İsveç Klinik. Sağlıkla büyüyoruz. Burun estetiği ameliyatı genel anesteziyle yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir. Ameliyat öncesi yapılan muayene sonrasında kişinin yüzüne uyumlu bir şekilde mevcut burun planlanarak yapılmaktadır. Cerrahi işlem olarak İsveç tekniği kullanılmaktadır. Yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde planlanan burun ameliyatı gerçekleştirilmiş olacak. Ameliyat sonrası burun içinde silikon tamponları ve burun üzerinde de atali olacak. Bir gün hastanede kalıp ertesi gün taburcu olmuş olacak. 5. gün burun içindeki silikon tamponları ve alçısı alınmaktadır. Yaklaşık yurt dışına 6. gün tekrar geri dönmüş olacak. Keselim sonrasında. Burun ameliyatı sonrası süreç olarak baktığımız zaman ameliyattan bir gün sonra taburcu olmakta hastamız ve kontrol olarak baktığımız zaman bir veya iki defa gelmesi yeterli olacak. 6. gün taburcu olduktan sonra öneri ve tavsiyelerimize uymalıdır hastamız. Masajı olacak, bu yapılacak olan burun masajı. İlk zamanlar biraz şiş ve ödemli olacağı için bu masajı günde bir veya iki defa, 2 dakika aynı gösterdiğimiz gibi uygulamalı ki ödemleri daha çabuk inebilmesi için. Ameliyat sonrası o ilk bir haftadan sonrası dikkat etmesi gerekenler hastamızın 6 aya kadar gözlük takmayacak ama banyosunu yaklaşık 5. 6. günden sonra rahatlıkla yapabilecek. Dikkat etmesi gerekenler sadece bunlardır. Onun haricinde bir hafta sonu normal hayatına hastamız devam etmektedir. Çalışıyorsa iş hayatına başlayabilir. Yüz çevresinde morluk ve şişmeler olur mu diye sorar genelde hastalarımız. Bu kişiden kişiye değişmektedir. Her kişide olmaz ama nadiren de olsa olabilmekte. Olsa bile bir hafta 10 gün içerisinde özellikle o şişme ve morluklar göz çevresinde neredeyse tamamen kaybolmuş olur. Yani bir hafta sonra, bir hafta 10 gün sonra hastamız söylemediği sürece kimse onun yeni bir operasyon geçirdiğini anlayamaz. Burun estetiği İsveç Klinik'te İsveç tekniğiyle yapılmakta. Hastalar sonra açık teknik mi, kapalı teknik mi diye açık teknik ile yapılmakta ki burun içi daha rahat görünerek daha doğal bir görünüm ortaya çıksın diye. İsveç tekniğine göre hesaplamalar yapıldıktan sonra özellikle burun içindeki kemer bölümüyle septum ve burun ucu hesaplanarak yapılır ki yani birkaç seferde değil de o kıkırdak ya da septumu tek seferde alınıp çıkartılmış olacak. İşlem genel anesteziyle yaklaşık 1,5-2 saat sürmekte. Ameliyat sonrası burun içindeki silikon tamponları olacak. Bunun üzerinde de alçısı olacak. Tabii ön görüşmede kişinin burun yapısı, yüz yapısına uygun bir şekilde doğal görünüm kazandırılmakta. Kişi bazen kavis istemekte, bazısı kavis istememekte. Tabii bu kişinin isteğine bağlı. Ön görüşmeden sonra işlem 1-1,5 saat içerisinde gerçekleşmiş olacak. Burun içindeki silikon tamponları 6. gün alınmakta, yine alçısıyla birlikte. 6. günde tekrar hasta yurt dışına dönebilmekte.